Bu ülkenin en büyük sorunu yeraltı dünyasını yanlış anlamaz. Yerin 5 kat altına inilince yeraltı dünyasına girdik zannediyorlar. Oysa dünyada ne yapıyorlar? Gökdelenlerin tepesinden yeraltını yönetiyorlar. Hayatımda sizin kadar meraksız birini görmedim Ünal Bey. Konu bu mu şimdi? Adam haini bulduk diyor. Yılmaz. Adam mekanını gezdiriyor. Hoş bulduk demeye çalışıyorum. Yoksa konuyu ben de biliyorum. Onun için buradayız. Özkan. Siz. Bu bilgiye nereden ulaştınız? Nereden ulaştığımın ne önemi var Özer Bey? Devletle anlaştım diyor Özer. Anlamıyor musun Özer? Anlaştım ya da anlaşmadım. Konumuz bu değil. Niye burada buluştuk? Masada oturur sorunu çözerdik. Yılmaz. Hızır her ne kadar devletle anlaştım diyorsa da belli ki onlara güvenmiyor. Deneyecek. Bir planı var. Var. Enver Gülmez'le görüşmesini söyledim. Görüşme haberi Ender'den gelecek. Buluştukları yeri kontrol altına alacağız. Gerekiyorsa ikisini birden öldüreceğiz. Tabii Enver gelirse. Gelmezse... Özkan'ı ibreti alem olsun diye müsaadenizle kapının önünde dar ağacına çekeceğim. Ünver gelmezse bu onun hain olduğunu göstermez Hızır Reis. Gösterir. Hızır haklı. Adam görüşmeye gelecek. Özkan hain değilse Özkan'ı öldürecek. Biz de vay... Özkan hıyarı hain değilmiş deyip yas tutacağız. Çok da bir şey kaybetmiş olmayacağız. Eğer Özkan hain değil diye bir ihtimal varsa... o zaman birbirimizden şüphe etmek zorundayız. Çünkü bu Gülmezlerin arkasında... uluslararası servisler var. Ve bu uluslararası servislerin... bağlantıları belli. Seni anlıyorum Hızır. Şüphe ettiğin insanları tek tek sınıyorsun. Özkan hain değilse ben senden şüphe etmem. Bunlar düşünsün. Hızır Reis. Benim de operasyona katılmamı ister misiniz? Özer, benden şüphe etme demek istiyor Özer. Anladım ya abi. O yüzden siz katılmayın. Eğer adamı öldüremezseniz, kaçmasına göz yumdunuz diye sizden şüphelenirim. Ben olsam ben de şüphe ederim. Ne de olsa holdingin şirketlerinden biri Özer. O holdingin yönetim kurulunda siz de varsınız Ünal Bey. Son kez soruyorum. Sonra bana. Masadaki adamı niye öldürdün? Oylamadan nasıl öldürdün diye sorma. Hızır. Söz konusu Özkan'sa bahane bulmam. Ama bunun dışında kural kuraldır. Masaya ihanet eden masada ölür.
Seni buraya biri mi gönderdi Servet abi? Yok bacım, kim gönderecek? Buraya geldiğimi biri öğrense civciv kadar şanslı olmam. Aman iyi. Onların ne yüzünü görmek istiyorum, ne de ismini duymak istiyorum. Onların derken Mübeccel'le ben hariç, değil mi? Seninle bir problemim yok ki Servet abi. Ama Mübeccel'i de görmek istemem. Ne de olsa laf götürüp getirir. Yapar. Mübeccel bu. Onların da bizi görüp konuşmak isteyeceğini sanmıyorum Ayşe. Yani dert etmene gerek yok. Taziyeleri de var. Gitti kör kurşunlar tertemiz adamı buldu. Öyledir tabii. Nerede iyi, temiz insan varsa kurşunlar onu bulur. Ayşe'nin, bize az müsaade et. Hadi. Abi, İlyas'ı baş sağlığı için aramak istedim ama bilemedim. Ben iletirim. Söylerim İlyas'a civcivi gördüm diye. Diğerlerine söyleyemem. Gerek yok abi. İlyas'a da söylemene gerek yok. Civciv, size yapılan çok büyük haksızlık. Kötü bir niyet yok ama netice ortada. Ayşen sinir krizi geçirmiş. Sen cinnet. Ayşe'nin sesini telefonda öyle duyunca aklım başımdan gitti. Kimsenin aklı başında değil ki Civciv. Bu gülmezler ne akıl bıraktı insanda ne baş. İlk beni vuracaklarmış, haberin var mı? Boş boş konuşma Servet abi. Herkes bitti, sıra sana mı geldi? Ya geldi gelmedi. Bu gülmezler tehlikeli adamlar. Bak şimdi Ayşen bacım aşağı pastaneye indi. Orada garsonlardan bir tanesinin biz gülmezlerin adamıyız deyip ona zarar verip vermeyeceğini nereden bileceğiz? Gülmezler artık bize bir şey yapamaz abi. Çünkü zaten Çakır Beyliler yaptı yapacağını. Şimdi sen ne istiyorsun bana onu söyle. Servet abi. Madem ısrar ettin söyleyeyim. Bu gülmezlere zamanında sen ulaşmışsın. Daha önceki işte. Meşhur maslak taramasında. Doğrudur abi. Bize o olayla ilgili kontak lazım. Thank you.
İlyas. Efendim Fahri abi. Ben diyorum ki... Gelenler kim olursa olsun, Özkan dahil kim varsa indirelim. Doğrusu da bu. Bence de doğrusu bu da. Masaya ne anlatayım? Abi, çoğunluk bizde zaten. Çoğunluk bizde olmasında bizde de... Eğer Enver gelirse Özkan hain değil. Niye vuralım? Abi. Sen kimsin? Reha ben, Reha. Sesin niye böyle geliyor oğlum? Ne bileyim abi, ilk defa telsizle konuşuyorum. Telsizi ağzından uzak tut yeğenim. He? Duydunuz mu emniyet amiriniz enişteyi? Reha. Söyle Reha. Abi otoparkın köşesinden motosikletli biri geldi. Saat 3'e bakın. Saat 9 seçkinim ne 3'ü? 3 yönünü diyorum abi. Lan size bir daha telsiz verelim var ya. Konuşmayın, konuşmayın. Tetikçilerin önüne dürbünlü tüfekçiye siz verirsen olacağı bu İlyas. Sen de bir dahakine Alparslan'la özel harekatçı olarak gidersin Fahri abi operasyona. Stop dedim de stop. Stop. Dayı, İlyasların bizi izlediğini söylüyorsun. Yoklar. Buradalar. Herkes hedefini belirlesin. Özkan'ın karşısındaki Enver benim. Ona göre. Özkan abi, hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Gökhan haber yolluyor. Seninle görüşmemi söylüyor. Ne iş? İş şu Enver. Şu anda Çakırbeyliler muhtemelen bütün silahlarını sana doğrulttular. Yani seni tuzağa düşürdüler. Ani hareket yapma Bu tuzaktan seni ancak ben kurtarabilirim. Hem tuzağa düşürüp hem beni mi kurtaracaksın? Şimdi ben seni tuzağa düşürmemiş olsaydım ben açığa çıkacaktım. Benim açığa çıkmam hepimizin açığa çıkması. Hı? Şimdi dediklerimi yapacaksın. Peki abi. Ama çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ben oyun oynamam Ember. Sen benim dediklerimi yap. Beni şüpheli olmaktan kurtar. Hı? Nasıl? Kurtaracağım. Vuracaksın. Seni mi? Tabii ki hayır. Taner'i. Yani silah sesini duyunca onlar da şaşıracaklar. Ne olduğunu anlamayacaklar. Sen de bu esnada kaçarsın. Hı?
Dayı. Benim, ben. Yeğenin. Taner. Vuracak dedim. Öldürecek demedim. Yani seni öldürmesine izin verir miyim? Öyle değil mi Enver? Neydi lan? Özkan'ı mı vurdu, yeğenini mi? Tamam, iyileşeceksin, tamam mı? Tamam, bana bak, iyi olacaksın, tamam mı? Tamam, tamam Taner, tamam, tamam Taner, tamam. Özkan abi iyi misin? Ben iyiyim. Enver, Enver'i vurdunuz mu? Vurulanların içinde maalesef yok. Tamam la, bırakın şunları ya. Bak burada çocuk ölüyor, çocuk bizim yüzümüzden kurşun yedi. Tamam, sakin ol oğlum, sakin ol, gel. Anahtar arabanın üstünde. Hadi, hadi, hadi. Reis, pişman duruyor civciv. Yani Ayşen için bir şey diyemem. Neticede anneliğini kaybetti. Civcivinki vur, kırık. Bebi ben sana ne dedim? Bunu aracı gönder de civcivli aramı düzelt mi dedim? Yok reis, bilmiyor musun? İlla kendini ortaya atacak. Mevzuya gel Servet. Reis. Bu civcivin verdiği ismi araştırdım. Gülmezlerin keş bir oğlu var. Samet Gülmez. Gittiği yerleri de araştırdım. Hep batakhaneler, kumarhaneler. Abim nerede Adnan? Odan da abi. Yakalayamadık dedim ya bir telefonda. Orasını anladık İlyas. Özkan'ın yeğeni diyorum, ne oldu? İyi işte abi. Omzundan yedi ameliyatta. Of. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Özkan da temize çıktı. Ne yapacağız? Elimiz kolumuz bomboş. Benim elim boş değil İlyas. Gülmezlerden birini bulduk. Nerede abi? Servet ismini, cismini, nerelere takıldığını falan biliyor. Alıp getirmek sende. Tamamdır abi. İlyas. Buyur abi. Buraya getir. Biliyorum, gözünün içine bakacaksın. Servet abi, Vehbi abi, gelin de mevzuyu anlatın da. Hadi.
Özkan'ın yeğeni vurulmuş. Hızırlar mı? Onlar da oradaymış ama Enver Gülmez vurmuş. Ölümcül mü yarısı? Değil. Özkan kendini masasına aklamış. Kendi yeğenini mi vurdurmuş? Hı hı. Kimi yeğenini vurdurtmuş dayı? Ya evet, sen vurulunca herkes bu işi benim organize ettiğimi konuşuyor. Davut kendi yeğenini vurdurup masayı birbirine kattı diye yayıyormuş Ünal. Ünal böyle bir yorum yapmaz. Hadi, yemek hazır. Ben müsaadenizi isteyeyim. Evet, gel, gel. Dayım. Geç bakalım Nezat. Hoş geldiniz. Buyurun. Abi, biz bu civcivli Ayşe'ni hastaneden direkt buraya mı alsak? Neden? Benim yüzümden oldu zaten. Başlarına daha fazla bir şey gelsin istemiyorum. Daha fazla bir şey yapmazsan gelmez anne. Gelmez onlar buraya. Biz Alparslan'la dönerken uğradık hiç. Bize gelmek istiyorlarmış gibi görünmüyorlardı. Nereden dönerken? Amcamlara taziyeye gittik. İlyas amcanlara mı? Yo, hazırlara. O eve gittin yani. Taziye abla. Hani senin böyle Alaturka adetlerin yoktur ya. Onun için soruyor ablam. E ne yapayım, ben gitmesem Alparslan'ı içeri almayacaklardı. Ben gidince ortalık biraz karıştı. En azından Alparslan İlyas amcasına bir başsağlığı diledi. Leyla. Hızır'la görüşüp durma. Uzak dur. Ne yapayım abi? Ünal'la mı görüşeyim? Ne demek istiyorsun? Uzak dur diyorum. Ben de size diyorum. Madem kimse kimseyi dinlemiyor. Buyurun o zaman. Afiyet olsun. Çıktık mekandan. Geliyoruz İlyas abi. Fahri abi. Biz evin adresini biliyoruz. Niye takip ediyoruz? Belki eve gitmiyorlardır diye. O zaman İlyas abiyle enişte niye evde bekliyorlar? Eninde sonunda adam eve dönecek diye. İyi de abi. Biz bu adamların önünü kesip niye sıkmıyoruz? Çünkü diğer Gülmezlerin haberi olmadan adamı almamız lazım diye.
O kürek ne enişte? Eda'yı sorguladıktan sonra gömmeyecek miyiz? Götüreceğiz, gözünün içine bakacak, sonra lazım olacak kürek. Ya adam öldüyse? Yok İlyas'ım, kürekle vururken benim elimin bir ayarı var. Tabii, senin de bir ayarın varsa. Yapacağım işi ben. Bir şeyi de beğen bu adamı, bir şeyi de beğen. Fıtık oldun burada, hadi de. Adam nerede? Enişte kafasını kürekle geçirdi. Ya bu düşmanlarımızı sırtladığımız kadar birbirimizi sırtlamadık. Bir kere de yürüyerek bindirelim şu adamları. Adam zaten sarhoş, ayakta duramıyor. Dur. Rezillik. Adam almaktan değil, halı çalmaktan tutuklanacağız. Vır anca konuş. Bir kere de şu enişteyi takdir edin. Sizin araba nerede abi? Tenhada. Siz gidin, biz geliyoruz. Enver'i de böyle alsaydık ne mutlu olurduk İlyas'ım. Onu da böyle alırsak küreğini bana ver. Ha, adamı taşıyacağız diye ben küreği içeride unuttum ya lan. Hani adamı gömecektik ya, onun için taşıyorduk ya biz o küreği. İlyas'ım. Hı? Ben eleştirildiğimde ne yapacağımı unutuyorum. Gidip alayım. Enişte. Yürü. Yürü. Eleştirilince bıt. Oğlum neyle vurdunuz lan bunu? Üç kova su yedi, hala ayılmıyor. Bir şeyle vurmadan dolayı değil dayı. Sarhoş, o yüzden ayılmıyor. O zaman bir kahve yap da getir enişte. Peki de. Zıkkımışsın. Hem taşı, hem kahvesini yap. Ondan sonra... Ne oluyor lan? Burası neresi? Son durak. Gülmezlerin abisi. Son durak. Kaldırın şunu. Çakır beyliler. Siz yaşıyor musunuz ya? Senin o kardeşin Enver'i bulana kadar pek yaşıyoruz sayılmaz. Sen gel kendine bir iyilik yap. Kardeşin ölsün, sen yaşa. Beni nasıl bulduysanız onları da öyle bulursunuz koçum. Bizde kardeş yok. Teker teker alırsınız. Yiyorsa. O şerefsiz babana da söyledim. Dedim ki, şerefsiz oğullarına 300 milyon veriyorum. Yeter ki arkalarındakini söylesinler. Şimdi sen de arkanızda kim var söyleyeceksin. Ben paramana da vermeyeceğim. Eğer söylemezsen, o şerefsiz babanın şerefsiz evlatlarını tek tek öldüreceğim, iki paralık edeceğim.
Zırt yakır beyle. Asıl şerefsiz sensin. Sen de şerefin zerresi olsa elin de ağzından daha az olur. Ne? Abi sen ne yaptın şimdi? Şerefsiz değilim de elim daha hızlı çalışıyor dedim. Abi biz zaten bu adamı bir şekilde konuştururduk sabaha kadar. Başka bir gülmez bulup konuşturursun İlyas. Bunun konuşması olsa benimle öyle konuşmazdı. Vehbi. Halil ağaya söyle. Bizi İstanbul turu attırsın. Ne turu reis? Bu hengamede. Ben bu ara niye hepinizin ismini iki kere söylüyorum Behbi? Tamam reis. Sen niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun? Ha Fahri abi? Duymadın mı? Abimin gezesi gelmiş. Sorgulamayacaksın. Aynen öyle. Zeynep saçmalıyorsun. Anne, ya Taner Alparslan abime bile geçmiş olsuna geldi. Ben nasıl hastane ziyaretine gitmeyeceğim ya? Kızım baban kimsenin evden çıkmasına izin vermiyor. Bunda da haklı. Ya sana verir. Tamam. O zaman ben gideyim. Göreyim senin yerine geçmiş olsun diyeyim geleyim Zeynep. Anne. Bu hayatta senden tek bir şey istiyorum. Tek bir şey istemiyorsun. Büyük bir şey istiyorsun. Babanın sözünü dinlemememizi istiyorsun. Ya bir kere de benim için dinleme ne olursun. Tamam. Tamam ama 5 dakika göreceksin, ineceksin. Tamam ya, çok teşekkür ederim. Deli kız. Ferzi, üstümüzde bir bela var. Hayır olsun ağam, ne ola ki? Halil'a, söyle hazır reis. Ne güzel İstanbul be. Thank you.
Burada bekliyorum. 5 dakika sonra geri geleceksin. Anne 5 dakikada yukarı bile çıkamam. Tamam gidelim o zaman. Tamam tamam. Thank you.